Şimdi böyle bir iki forvetle çıkma fikri tabii ki savunmayı beşli yapınca forveti de ikili yapıyorsunuz birazcık da. Bu artık sizin hücum biçiminizi gerçekten savunmadan başlatan bir durum haline geliyor. Evet. Ama Babel ve Falcao dediğiniz zaman bu ikili, ikili forvetten verim alınacak bir ikili forvet gibi gelmiyor benim kulağıma. Şimdi Babel bir forvet oyuncusu, kanattan içeriye gelebiliyor, forvet oynuyor. Ama ikili forvet deyince Vedat Muriç'i, arkasındaki e, Marco Cruz'e gibi böyle bir Mesela ikili hayal ediyorum Lemina ben. Mesela ben Lemina olsaydı çok belki, verimli olabileceğini düşünüyorum. Belki. Dünkü sistemde. Belki. üçlü orta içerisinde evet, daha fazla ileriye önemlisten. giden. Evet. Yani Babel dün kötü bir oyuncu olduğu için söylemiyorum ama Babel e, Babel'i kullanma şekli Galatasaray'ın veyahut da Babel'in konumlandığı yerde kendini e, kullanma şekli Topu kullanma şekli Galatasaray'a en fazla zarar veren şeylerden biriydi. Evet, o vermediği pas mesela. çok Bir tane çıkarmadığı pas var. Ki. Hadi bir tane pas üzerinden Ben de sana katılıyorum ama böylesine oyun görüşü olan kafası hep yukarıda oynayan bir oyuncunun. Yani Babel istediği zaman herkesi görebilen bir oyuncu. Sağına bakıyor, soluna bakıyor, karşısına evet, bakıyor, arkasına oyun bakıyor. Oyun kontrolü çok var gerçekten. Arkadan gelen oyuncuyu görmesi lazımdı. Seri mi gelmişti? Kim geliyordu? Tam hatırlamıyorum. Yok da geliyordu. O oyuncuyu ben gördüğüne eminim ama o da kendisi dönüp vurmak istedi pozisyonu zorlaştırdı. Ama maçın geneline baktığımız zaman çok fazla ıı, topu iyi kullanamayan ve Falcao aslında yardım etmekten çok yani Falcao'nun etrafında dolanan, topu öldüren bir oyuncu görüntüsündeydi. Ben Falcao tipi oyuncular varken böylesinde Paris Saint-Germain gibi bir takımla oynanıyorken böyle de iyi derin savunma biraz yapılmışken daha hızlı değil mi? Falcao yani biraz daha hızlı. Da aynen, hızlı çıkabilecek ve e, tabii ki bu arada Paris Saint Germain çok iyi alan paylaşıyor, çok evet. iyi e, alanları kapatıyor. Yani hatırla Mustera belki 3 kere 4 kere e, out'tan topu başlatacakken e, beklerine baktı, donk'a baktı ki onlar out çizgilerine evet. açıldılar. Hepsini e, hayır siz gidin e, ben bunu out atışı uzun kullanacağım dedi. Yani Galatasaray bence bunu tercih etmiyor, uzun atmayı tercih etmiyor ama... Birazcık da doğrusunu yaptı. Çünkü o baskıdan da çıkamayabilirdi belki de. Çünkü çok baskı yapıyordu Paris Saint-Germain bazı dakikalarda hı hı. ki tersini Galatasaray'da Paris saint Germain'e yapmaya çalıştı. Özellikle Falcao orada bence evet. klasını konuşturdu. Hiç bu arada, rahat bırakmadı yani. Bu, bu arada bu Muslera'nın yaptığı ya o kadar tecrübeli bir hareket ki ben mesela buradan belki şampiyonlar Ligi maçının dışına çıkacağız ama mesela Beşiktaş'a da gelmek istiyorum. Aynı şekilde Beşiktaş, Beşiktaş oyuna başlamak istiyor. Fenerbahçe mesela Alanyaspor maçında başlamak istedi bu avut atışı tartışmanın olduğu evet. maçta. Ama alan kapatmayı gördüğü zaman tecrübeli bir kaleci ve iyi alan kapatıldığında gördüğü zaman ya stoperlerin üstünden bir pasla başlaması hı hı. lazım. Onu da yapamayacağına inanıyorsa, ayağına güvenmiyorsa uzun atacak. Uzun atıyor. Evet. Yani Caryus da eğer e, bu tecrübede olsa evet pasla başlamak en iyisi ama e, karşı takım da sizi çıkartmayacaksa yani. evet, e, oradan oraya da sıçramış olayım. Yani ben hızlı oynayan kanatları şimdi düşün üçlü savunmada beşli savunmada savunma yaparken topu kaptığınız zaman beklerinizin orta saha çıkması lazım. Nagatomo ve Mariano zaman zaman Mariano bunu yaptı ama Nagatomo pek verimli değildi. Evet. Uzun zamandan beri pek iyi değil. Yani o Dünya Kupası'ndaki o geçtiğimiz sezondaki Nagatomo ile hiç ilgisi yok evet. değil mi? Ve bu üçlü orta saha Seri, Enzonzi, Belhanda. Bence Seri, Enzonzi ikilisi çalışıyor. Belhanda biraz aksiyan taraf oldu. Daha sonra gerçi Fegül de girdi ama e, bu üçlü orta saha fikri Galatasaray'ın tutunacağı bir yer olabilir. Evet. Yani savunmayı beşli yapmasa da orta sahada böyle bir üçlü arayabilir bence Fatih Hoca. Yani Seri, Enzonzi Belhanda. Böyle bir üçlünün üzerine çalışabilir. Devamlı yer değiştiren, devamlı al-ver yapan ver yapan. Çünkü ver önceki yapan... diğer sistemlerde topu Falcao'ya ulaştırmakta gerçekten büyük zorluk evet. yaşadı. Hatta Fenerbahçe'nin ikinci yarısında bunu hiç başaramadı. Hiç Fenerbahçe başaramadı. O yüzden oraya böyle biraz daha köprü gibi bir geçiş yapmaya çalışıyor evet, gibi geliyor. Kendi arasında paslaşan, topu çeviren, devamlı yerini değiştiren zaten aslında ge geriye Babel'i koyduğunuz zaman özür dilerim Babel diyorum. Donk'u ko koyduğunuz zaman Enzonzi biraz daha ileride yer değiştirebilecek durumda oynuyor ve bu Enzonzi'nin oyununu göstermesi için de daha iyi bir fırsat oluyor. Enzonzi ve Seri aslında Donk geride bu kadar top kullandığı için de biz onları iyi gördük. Çünkü Donk gibi oyuncu olmadığı zaman Markao ve Luindima topla iyi çıkamadıkları evet. için e, ee, Enzonzi'yi daha fazla geriye gelmek zorunda görüyoruz. Bu seriyi veya yerinde oynayan Lemina'yı da bozacak bir hamle oluyor. Donk... Hatta Falcao'ya bile nerelerde top aldığını evet. gördük değil mi? Orta evet. sahanın ortasında. Aynen ben ona işte ona da belki gerek yoktu. Donk daha geride olduğu için topu çıkartmakta Galatasaray daha kolay topu çıkartmakta veya baskıdan kurtulmakta topu çok iyi kullanaması da daha iyi rol aldı ve o yüzden Enzonzi'yi seriyi daha fazla bu karşılaşmada gördük. Donk 8 maçtır oynamayan bir oyuncu yine kulübesinden Peki, gelip yani. böyle oynuyor ee, şimdi derbide seri neden tribünde ama donk neden yedek kulübesi diye eleştiriler vardı. Ee, Fatih Hoca'nın burada bir şeyi antrenmanlarda gördüğünü veyahut da donk'u iyi tanıdığını da görmüş oluyoruz. Donk'un bu takımda daha fazla oynayabileceğini ben düşünüyorum açıkçası. Bu maçta da bunu net bir şekilde gördüm. Çok iyi gördüm. oynadı bence dünkü Aynen. Maçta. Falcao'da da sana katılıyorum. Falcao çok geriye geliyor. Hala geriye geliyor. Babel ona bir yardımcı, bir oyuncu olarak görünmedi. Onunla evet. yanında gibiydi ama aslında bambaşka bir oyuncu gibiydi. Ee, Babine. Orayı biraz daha çözmesi lazım değil mi? Yani aslında iki tane çok bariz eksiklik hala bence bu maçta iyi sinyaller vermesine rağmen... ...hala Denizli maçındaki, hala Fenerbahçe maçındaki problemlerin devam ettiği iki şey var. Bunların bir tanesi savunmada... Eğer Enzonzi seri, Belhanda gibi oyuncular biraz daha iyi oynayacaklarsa, kendi aralarında daha iyi paslaşıp bir üçgen kuracaklarsa savunmadan topun biraz daha iyi kullanılması lazım. Marka olmuyorsa donk bir çare bilmiyorum. Bir diğeri de özellikle sol tarafı Galatasaray'ın çok fazla işlemiyor. Yani sol tarafa Hep belki sağa gidiyor. Hep sağ kanattan gidiyor. Ee, evet. Ve işte Babel ve Negatomo çok fazla çalışmıyor. E buna bir çözüm üretemeyince de Falcao'ya kalmıyor iş bak. Yani savunmadan çıkartamadık. Sol taraftan iyi kullanamadık. Bu sorunların üzerine düşünürken Fatih Hoca Falcao'ya verim verecek e, arka tarafı veya kanatları bir türlü oluşturamadı. Falcao daha fazla top gelseydi ben bu maçta da bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Ben Geçen ben. senenin hızlı oyuncularını hala arıyor Galatasaray. Evet mesela Onyekuru'yu çok arıyor. Ona eminim yani hani kanattan, sol kanattan gitsin. Yani mesela Onyekuru olsaydı bu sistemde yani Falcao'ya biraz daha hızlı top taşıyan biri lazım. Ona onu doğru yerde topla buluşturan biri lazım. Onu bulmakta çok zor.